Nasıl oturmalıyım? Gel biraz gel yaklaş. Şimdi kenardan diyor sadece sesi çıkıyor. Bunları da şey diye koyun. Kamera arkası. Torunay'ın gerginlikleri diye. Şöyle ikimizi de çevirelim. Sorguya başlıyorum. Işığı kapatayım şöyle. Şimdi. Ooo gerçekten yok. Selam. Bugün Torunay'layız. Beraber slime yapacağız. Şimdi çıkarın kağıt defteri. Ya ben bu arada frenimi kapatayım. Biliyorsunuz ki kanal sadece böyle hayvanların hayatını sunalım şeklinde değil. Veteriner hekimlerin de hayatını sunalım şeklinde gidiyoruz. Bu arada maskelerle alakalı da bir soru tutuyorsunuz. Onunla ilgili de açıklama yapayım. Aile gibiyiz diye dolanmıyoruz biz burada. Gerçekten aileyiz. Yani normalde annemizden babamızdan fazla görüyoruz şu an buradaki insanları. Ve 500 kişilik bakanlık içerisinde de çalışmıyoruz. Şurada epi topu 7 kişilik bir ekibimiz var totalde. O yüzden bu ekip içerisinde çalışma süreci içerisinde maskeyle dolanma gibi bir şansımız imkanı yok. Ama şöyle bir durum var. O 7 kişinin üstüne gelen her kim olursa olsun herkes maskeleri takıyor ve gelen kişiler de aynı şekilde maskeleri takıyor şeklinde bir yönetim sistemimiz var. Bilginiz olsun. Bu arada Türkiye'deki şu an bütün işletmeler için geçerli. İşletmenin içerisinde hani şeyle ustayla çırağı yan yana dururken maske takıyor mu Allah aşkına? Hani onun bir mantığı yok. Mantıklı şekilde korunmayı bilmemiz lazım. Çok saçma bir şekilde giriş oldu ama bunu çok sordunuz. Bir de yan yanayız. Açıklamadan da geçmek istemedim. Yani sosyal mesafe derken şimdi adamla ben içeride pompala kedi tutuyorum. Pencereden diyor. Şimdi sosyal mesafenin mantığı yok burada. Şimdi videomuz Torunay'ın hoş geldin diyoruz Torunay'a. Hoş bulduk. Tam bir selam da şöyle benim gibi. Selam. Torunay'ın biliyorsunuz fakültede okuyor. Kaçın sınıfız? Üçüncü sınıfın birinci dönemindeyim şu an. Tamam. Üçün birini alıyor şu an. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde. Şu an online Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde. Evet, bilgisayarlardan. Evet. E-Vet olacak kendisi. Elektronik veteriner olacak. Şimdi veteriner hekimliğinin dünyasını yansıtabilmenin de en güzel yolu veteriner hekimliği nasıl okunuyor? Hem okuyacak arkadaşlara, hem okuyan arkadaşlara, hem de yani bu hayatı merak eden insanlara bunu sunmak istiyoruz. Ben biraz notlar aldım sizin sorduğunuz sorulardan. Tonlarla benim de hikayelerle beraber yollanıp gidecek. İnşallah. Şey yapalım. Ne? 3 yıllık öğrenci, 12 yıllık öğrenci. Aynen şey, ben daha mutlu. Öyle yapalım arkadaşlar. Öyle bir tane video var bir akademisyenin YouTube kanalında. Şu şey değil mi ya? Biliyorum ben onu. Biliyorum 9 senelik bir öğrenci ha. Böyle biliyorum. Aynen. Ben. Yazalım onu. Sen de bak şöyle. Şöyle 3 yıllık öğrenci, 12 yıllık öğrenci efendim. Şimdi ama Tolunay yönetecek bu arada konuyu. Fakülte nasıl gidiyor? Başlayalım. Ama çok genel soru. Gerçekten öyle başlayacağız. Soru. Çok özelleşeceğiz. Bu arada 100 bin plaketimiz varmış. Evet. Vallahi bunu yeni görüyorum. Şaka yapıyorsun. Gerçekten. Yeni gören başka izleyici, aa, abone var mı ya? Aa. Tozlanmış mı? Maşallah. 100 bin geldi ya. Ne zaman geldi? Ne zaman geldi? Bir ay falan oluyor herhalde. Ama 100 bini duyuramadık. 100 bin plaketimiz bizim geldi biliyorsunuz. Dobidam. Ben de yine İçeriden adam yine öyle. Ama Tonlay bu arada her gün gelmiyor. Aynen. Hangi günler geliyordun? Cumartesi, pazar. Normalde perşembeleri de geliyordum. Artık gelmiyorum okul başladığı için. Okey. Şimdi fakülte nasıl gidiyor? Yani şu an eğer şu anlık soruyorsanız fakülte bilgisayardan gidiyor. Videolardan gidiyor. Hı-hı. Hocaların seslerinden, görüntülerinden gidiyor yani. Pek hani hissedemiyorum. Fakültenin gittiğini. Fakülteyi sen nasıl hissediyordun? Yani fakülteyi nasıl hissediyordun? Giderken. Yani senin için... Ya fakülte çünkü benim için... Tonla için çok farklı bu arada. Aynen. Biz farklı bir adam bulduk. Anlatmak için fakülteyi ben çok seviyorum. Aynen. Diye ben çok seviyorum. Yani neyini seviyorum? Ya fakülteyi... Şimdi ben de söylüyormuş gibi oldum. Bir bina, bir bina olarak, dersler olarak, öğretmenler olarak ya da oradaki kişiler olarak değil de hani bir süreç olarak seviyorum. Sabah kalkıp hani otobüse binip ne bileyim o kampüsün içine girip o Anka'dan ne bileyim o poğaçayı yiyip derse yetişme telaşını seviyorum yani genel olarak. Dersleri seviyorum, kampüsün içindeki hayvanları seviyorum, kampüsün çok seviyorum. Üniversitemi seviyorum. Genel olarak seviyorum yani. Ben de yüzden... çok seviyorum. O yüzden bitirmedim. 12 yıldır devam ettiriyorum. Ankara'da olmasını seviyorum bir kere. Ankara'yı yani seviyorum. Ankara'da doğup büyüdüm. Ankaralıyım. Hı hı. O yüzden Ankara'da olmasını zaten seviyorum. Bütün arkadaşlarım, ailem burada. Onun dışında fakülte özelinde, dersler konusunda falan diyorsanız. Yani derslerin işlenişini seviyorum bu arada. Hocalarımıza çok yani... Aran iyi mi hocalarım? Aran yani hocalar biraz... Çoğunluğu beni tanımaz. Öyle ne bileyim Tonlay ne yaptın falan. Öyle bir şey, öyle bir şeyim yok. Genellikle hep... Çok tanınan şey bir okul da değiliz öyle biz. Fakülte olarak hani... Biraz arka planda olan bir öğrenciyim. Genellikle öyle bir öğrenci hayatım var. Hani derslerime girer çıkarım.
Hani ödevlerim verildiğinde zamanında yaparım. O yüzden çok göze batmayan, hani arkası böyle bir önün bir arkasında oturan kişiyim yani. İnek. Not ortalaman kaç? Not ortalaman 3.70 de online şeyin bir katkısı da var tabii. Online mı? Online değil ki. Bizde başladığında online'da online başlamadı vardı. Sen. Bir dönemin online'ı vardı. Ha tamam. Online'sız. Benim 1.8 lan. 60 küsürdü. 3.60 küsür. Bu 4 üzerinden 3.60 küsür. Yani 5 peki dönemi değil bu. Üniversite sistemde hani bilmeyen arkadaşlar, çocuklar varsa aranızda, 4'lük sistem üzerinden yapılıyor. Orada 3.60 küsürmüş arkadaş. Sonra kendine üniversite değilim diyor. Online. Şimdi bu arada biz tercih hakkında konuşmayacağız tabii ki. Tercih dönemi geçti. Şu an bu videoyu başka zamanda da izliyor olabilirsiniz ama şu an itibariyle tercih dönemini geçirdik ve herkes fakültelerine başladı. O yüzden şu anki dönem için konuşacağız. Fakültenin süreciyle ilgili konuşacağız. Şimdi oradan şimdiye kadar hangi dersleri aldın peki? Şimdiye kadar çok ders aldım. Şu an 4 mü? Bir dakika. 5 dönemdir. Saysana. Gözünü kapatıp şöyle aklıma cidden. Aklıma gelenler. Çünkü ben de iz bırakanları sayıyorum. İnsanlar şöyle hayal ediyor. Anatomi, işte fizyoloji, işte kemikle ilgili bir ders, gözle ilgili bir ders falan. Hani böyle çok yüzeysel bir insan. Evet. Böyle gözünü kapat, buradan çık, tamam mı? O transkripti gözünün önüne getir. O ders seçimi ekranına gidiyorum. Ha, şimdi git oraya böyle tık 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 eşsiz say. Eşsiz sayamam da ben de iz bırakanları böyle aklıma gelenleri sayıyorum. Bir kere birinci sınıf anatomi demek. Yani birinci sınıf anatomi var yani. Başka ben bir ders hatırlayamıyorum. Tamam. Anatomi. Şu an listele direkt. Hakkında tek tek konuşacağız. Tamam. Anatomi, fizyoloji, histoloji, embriyoloji, patoloji, viroloji, mikrobiyoloji, hayvan davranışları, vücut dili, kanatlı hayvan fizyolojisi, şey aldığımız şu veteriner hekimliği tarihi mesela ne kadar farklı. Veteriner hekimliği tarihi, biyoistatistik, aklıma gelenler başka, biyokimya. Hı hı. Organik kimya başlangıçta, organik kimya. Bu arada ben araya özellikle girmiyorum. Şu an benim sayacağım da bir sürü dersler vesaireler var ama şu an Tolunay'ın aldıklarından gidiyoruz. Tolunay'la beraber bu öğrenci olmak, veteriner hekimliğinin öğrencili olmak kısmını Tolunay yönetiyor olacak. Ben kronik öğrenci. Laboratuvar hayvan yetiştiriciliği, egzotik hayvan yetiştiriciliği, viral zoonozlar, farmakoloji, parazitoloji, helmintoloji, genetik mesela yani. Genetik yani. Şu an daha 3. sınıftayız bu arada. 3. sınıfın 1. döneminde genetik. Yani şu an 4 yıl boyunca ders alıyoruz fakültede. 1 dönem boyunca ders almıyoruz. O intern kısmı sadece uygulama yapılıyor. Hastanelerde, bölümlerde vesaire oluyorsun. 4 yıl boyunca 2 dönemini yani 2 yılını saydı Tolun. Daha var şu an. Şu an onun üstüne 2 daha var. Daha düştü. Aklıma gelmeyen bir sürü ders var yani hatırlayamadığım zootekniği, genler. Genelde de en zor kısmı 3 bu arada. Aynen öyle. Şu an zora geldi. Evet. Ya 3'ün çünkü ne zorluğu var biliyor musun? Geçiş zorluğu var. Hı. Çünkü sen şimdiye kadar hep teorik. Aslında 3'ü de 4'ü de sadece teorik olarak kafada götürsen aslında 3'te 4'te 2'den birden bir farklı olmayacak. Hı. Ama şu an mevzuyu masaya yatırmaya bir çaba giriyor ya. Yani artık ders seçiminde şey yapıyoruz hani klinik öncesi bilimden klinik bilimlere girdik mesela. Heh. O yüzden iş biraz daha gerçekçileşmeye başladığı aynen, için kesinlikle. Senin tutumun, bakış açın değişiyor. O yüzden de zorlaşıyor. Aynı şekilde bu arada hocaların da bakış açısı değişiyor. Yani, şu an patoloji 1'i anlatan, patoloji 1'in derste anlatılımıyla pato 2'nin, pato 3'ün anlatılımı bir şeyleri biliyor adam geldi şu an benim karşıma diyor. Adam şu an veteriner fakültesi okuyanlar anlayacaktır ne dediğimi. Helmintoloji, parazitoloji, işte patoloji vesaire diye saymasından adamın inek olduğu nasıl ortaya çıkıyor? Bunlar aslında helmittir, patodur. Yani parazittir. Pato. Biz de patodur yani. Onlar tabii ki bu arada işin şaka kısmı, işin ne kadar zor olduğunu bir kere daha gözler önüne sermiş olduk. Zor. Anatomiyle başlıyor. Anatomi yani... Okan abi sen de neler bıraktı? Okan daha hoca, doğrusu neler götürdü? Okan gerçekten çok güzel bilgiler bıraktı. Okan abi selamlar. Çok gerçekten hani çok dersine girme imkanım olmadı. Genellikle Okan Hoca hep İngilizcelere girse de ona rağmen ondan aldığımız şeyler çok fazla gerçekten. 2-3 derse girmiştim. Bize de söyledi mi? İlk derste bize demişti. Biz abiniz olacağız sizin. Evet kesinlikle. Ve zaten gerçekten öyle oldu. Ya fakültede abimiz ablamız onlar oluyor. Gerçekten diğerleri böyle şey oluyor hani halamız amcamız falan haline geliyor. Ama abi abla hep dertleştiğin adam gerçekten anatomi kürsüsü. Hani bir problemin oluyor gidiyorsun ve çözüyor. Evet. Böyle alakası mesela, bile yok. Mesela bir problemim oldu ya. Gerçekten şu an aklıma geldi ama şey alacağız ya tahta levha ya ne kadar saçma yani ama biraz büyük yani 50'ye 70 böyle gel görünüyorsunuz burada tamam şunu koymaya yapmıştık yani Koçtaş'tan onu arıyorum hani
Okan hocam hani nereden bulacağım diye o işte şeye soruyor falan. Austin'deki evet. tanıdıklarına soruyor. Ne bileyim marangoz tanıdıklarına soruyor. Onları bile çözmeye çalışan. Aslında üniversitenin yani. İlkokuldan, liseden, ortaokuldan ne kadar farklı olduğu çıkıyor burada da. Aynen öyle. Anatomi diyorduk bu arada. Neydi anatomi? Anatomi yani tanımı hatırladığım kadarıyla. Tanımı, direkt tanımı veremem de. Dersi geçtin değil mi? Geçtim ya. İyi tamam. Dersi devam et o zaman. Ya dersi 105'le geçtim. 105'le mi? 105. Ona soru. İlk sınavdan 100 aldım. İkinciden de 90 aldım. %30'a %80 başladım. Çak %105. Evet, bizim fakültenin bu arada farklı bir sistemi var. Ankara Üniversitesi'nin. Ankara Üniversitesi'nin. Notta ortalamalarında 100'ün üstüne bile çıkabilme imkanınız var. Aslında bu şey gibi olmasın. Şimdi bu adam 105'le geçti. Ulan fakülte ne kadar kolay. Yok öyle bir dünya. Aslında iş ne kadar zor olduğu için evet. üniversite sistem sizi geçirmeye çaba çalışıyor. Veriyor. Yani aynen, finalin aynen. ortalaması farklı hesaplandırılıyor aynen. vesaire gibi. Neyse. Bir anatomiye gelemiyoruz bu arada. Anatomi benim hatırladığım kadarıyla normal görünüş. Yani nasıl görünür, nasıl durur mesela? Yani bir organ karnın içinde nerede durur? Karnın içinde ne renktedir? Karnın içinde hangi gramajlardadır? Ne bileyim işte yönelimi ne tarafadır? Sadece bir organdan bahsetmeyelim. Hani kaslardan. Onlar da organa. Kaslar, kemikler, sonra sistemler, uzun parçaları gibi. Başta hiç cansız kemik torbasından gibi ibaret. Hatta kemik iskeleti bile görmüyorsun. Böyle bir tane kemik veriyorlar eline yani. Bir tane hiç sokakta gördüğü, bahçede gördüğü. Zorluğu da orada geliyor. Aynen bir kemik yani öyle bir şey hiç alakası yok. Böyle nasıl yapacağız? Biz buradan hayvana nasıl geçeceğiz diye düşündü insan. Anatomi şey deyince insanların aklına şöyle bir anatomi heykeli var ya o hekimlerin, doktorların aynen. odasında işte buradan bir tane dalak söküyor aynen. alıyor, böbrek söküyor alıyor falan. Böyle anatomi değil. Aynen. Yani şey sınavda şey yapmıştı bana. Organ ya da kemik tanımlaması herhalde. Hı hı. Elinde çubuğu vardı böyle. Aynen. O kemiği havaya kaldırmıştı. Onu al bakalım. Hala öyle. O ucu nasıl şey onun ucundaki çıkıntının adını aynen. söyler misin bana? Falan. O hayvanın hangi hayvanın kemiği? Elinde sadece bir tane kemik parçası. Aynen başta o kemikle başlıyorsun. Onu alayım. Kemikle başlıyorsun. Sonra üstüne kemiklerin eklemleri. Kemik yani oynamıyor ama oynayabilir hale geliyor. Sonra kemiklerin üstüne bir anda kaslar giydiriliyor. Onların tek tek kasların isimleri. Bunlar giydiriliyor derken bu arada bir prototiple bir şey de değil dersle. Yani tabii ki yani kafada giydiriliyor. Önce kemikle başlanıyor. Aynen. İlk başta kemikle başlanıyor direkt zaten. Kemikle başlanıyor. Değil mi? Kemikler kemik. Ezberleniyor. Aynen. Kemikler tek tek ezberleniyor derken kemik bitti değil. Yani şuradan göstereyim. Hani bu kemik diye bırakmıyorsunuz. Hani kemiğin bu femur. Femurun. Şimdi şu ne? Ya hocam buraları kesebiliriz değil mi? Hayır. Hayır ya şimdi lütfen. Bu ne? Bu os koksa ya. Tamam tabii, peki. Biliriz. Şu bu ne? Sakrum. Bunlar. Şuradaki şu deyip ne? Foramen obturatum. Tamam. Sakrum, tek tek vertebraların işte şeyleri, ne bileyim burada, şimdi bak bir dakika, şuradaki mesela işte pubis, işte ne bileyim, neydi lan, işi miydi, os işi, ne bileyim bir şeyler vardı da yani, bir sürü şey vardı ya. Okan abi bunu anlatamaya geri alın diyeceğim de ben de riskliyim. Tamam. Mesela prosesus işedikus vardı şurada, ben öyle hatırlıyorum. Bildiğini söyleme çabasında şimdi. Tamam, yani bunun tek tek çıkıntılarını, deliklerini... Ezberlemek zorunda mıyız? Çünkü zorundayız. Hepsi Latince. Zorundayız yani. Tamam ama bir mantığı var mı? Var. Ne gibi? Latinceyi hafiften çözmek. Tabii, Türkçe çünkü. Aynen. Latinceyi yani hafiften Türkçe değil yani. Latince'nin de bir kelime karşılığı var. Aynen, bunu çözeceksin. Gibi. Bize bir tane, yani başta önerilen şey Latince sözlük var. Evet. Bir tane küçük şöyle mavi sözlük. Tıbbi sözlük orada. Yani Latince mesela, sözlük dediğim şey, Latince kamera ne demek aynen, falan gibi şeyler değil. Aynen. Hani, tıbbi Latince'nin tıbbi kelimelerinin aynen. karşılığındaki aynen. sözlüğü. Mesela. Aurikula diyor. Evet. Fasciis auricularis. Şimdi evet. aurikula kulak kepçesi demek. İşte şimdi bu kulak kepçesi. Burada da göreceğim. Kulağa benzeyen çoğu şeyi de göreceğim. Mesela hani sadece anatomide değil. Parasitolojide, helmintolojide trematodların bir ara konağı var. Adı galba auricularia. Şimdi evet. galba auricularia. Şimdi aurikula. Şimdi biliyorsun. Şimdi auriculayı artık biliyorsun. Aynen. Niye? Evet. Çünkü o solucanın deliği kulak şekli. İşte yani mesela. Ya aslında mevzumuz o tıptaki aynen. bütün terimler. Senin hikayesi anlamı var. Anlamı hikayesi olduğu için. İşte burada bir çıkıntı var. O çıkıntı şuna benzediğinden dolayı Latincesi şu olduğu için o isim veriliyor diyerek aynen. gidiliyor. Aynen. Böyle aslında onu öğrenmiş oluyoruz. Kalkıp aynen. yani 3. 5. sınıfta öyle bir ezberleme tekrar yok. Tekrar başka kelimeleri öğrenmek bir şey yok. Böyle ezberleme derken şöyle kelimeleri biliyorsun artık kafan otomatikman alıyor. Böyle hatta anatomide. Tabii ilk başta şey yani ilk gün Dexter Sinister'ı da ezberlemek zorundasın. Evet, hani lateral medial'i öğrenmek zorundasın. Burada şey gibi oluyor. Yani. Hava atıyor gibi oluyor. Dexter sağ. Aynen. Sinister sol gibi hani aynen. aşağı, üst, alt yönler bile bir anda
ciddi bir kelime ezberi oluşturmak aynen zorunda kalıyor. Ezberleyecek. Bir tık ABC'sini öğrenmeden kelimelere geçemez. İşte bu kadar. Yani, mevzu aslında tamamen ezberi hiç yapmayacaksın değil, mecbursun ezber yapmaya. Aynen. Devam. Kemikler öğrendik. Kemikler, eklemler. Oynanabilir hale geldi. Oynayabilir hale geldi kemikler. O hala oynayamıyor. Oynayamayanlar var mesela. Yarı oynarlar var. Hadi oynayabilenler. Bunları öğreniyorsun. Bunlar anatomi hala. Aynen. Kas. Sonra kasları şey yaptık. Sonra kaslara kendi irademizle oynatma kabiliyeti veriyorsun. Sinirlere geçiyorsun. Hmm. Yani sinirdir gerçekten. Çok sinir. Ben sinir yani. Sinir evet. Yani. Sinir, sinir ve damar. Damar da. Sinir ve damar kısmı. Ya yavaş yavaş ezberlenir mi ya? Çünkü yavaş yavaş bunu, bu en boş hali çünkü. Bunun daha içi yok hani. Kemik dokunun içi işte. Bunun üstüne giydire aynen. getiriyorsun. Sonra tüyüne kadar her şeyi öğreniyorsun. Yani aynen. Tüyüne. Kıl folikülünün bile bir Latince ismi var. Kesinlikle. Hatırlamıyorum şu an. Bunların hepsi anatomi. Anatomiyi kapattık. Anatomi. Kaç böyle kapattık da yani. O dokundu aynen. bana şu an. Biraz... Sonra başka ders ne var demiştim. Hatırladım mesela. Ben bir lavaboya gideyim geleyim anlatsana. Ya. Neden anlatamam ki. Ben sizi bekleyeyim Doruk Bey ya öyle. Ben bununla oynayayım. Kameranın beni çekmesi gerçekten çok. Ben gidiyorum buradan ya. Kamera gözü ben. Şimdi histolojiden bahsedeceğim. Normalde buralar hep kesilir sanıyorum ama. Yani tuvalete gideceğim falan filan. Oğlum siz işemiyorsunuz mu? Sakin değil. Devam. Histoloji. Yani aklımda kalan. Histoloji bu sefer mesela anatomide makroskopik yapısını gördüm. Bu sefer de mikroskopik yapısını göreceğim. Kemik. Makroskopik ne demek? Mikroskopik yani, demek. Makroskopik gözünle görebildiği okay. şeyler. Yani büyük. Bir anda sınav yapıyorum. Skopi. Skopi gözlemlemek. Makroskopik. Yani skopi okay. gözlemlemek mi emin değilim. Büyük ihtimalle öyle diye düşünüyorum. Mikroskopi de yani gözüne göremediği mikroskopta bakmak. Bu arada anatomi aklıma geldi benim. Şimdi Latince şey geliyor. Böyle Latinceyi öğrendin. Sonra da bir de öğrendiğini sandığın kısım var. Biz mesela bir sürü kemik uydururduk. Evet. Çünkü tutma şansı çok oluyor. Çok yani. Kolay yani. Abi bu ne işte femur. Tamam tuttu mu? Hocanın yüzünden bakıyorum. Gülüyor tutmuş. Şuradaki çıkıntı ne? Prosesus. Prosesus garanti. Çıkıntı işte. Prosesus transversus. Hoca öyle yolu gösteriyor, kapıyı gösteriyor. Yani çok katılar. Onun orada ne işi var diye. Yani. Devam, histoloji. Histolojide mikroskopik yapıyı görüyoruz. Yani kemiği gördük. Kemiğin mikroskopisi nedir? Çünkü bazen makroskopikte görünmeyen hastalıklar mikroskopide görünebiliyor. Teşhiste kullanıyoruz yani. Evet. Bir karaciğer. Karaciğeri gördük ama karaciğerin iç yapısı nasıldır? Mikroskopisi. Karaciğeri oluşturan hücreler nelerdir mesela? Hepatositler. Bunları bilmelisin. Ya da karaciğer, kalp kası hücreleri, iskelet kası hücreleri, düz kas hücreleri, mide. Ve histolojide işin patolojik tarafları da ya, yavaş yavaş girmemiş oluyor. Tam olarak girmemiş oluyor. Genelde fizyolojisi öğretiliyordu değil mi? Histolojide. Yani evet. Tamamen yine normal aynı anatomideki gibi pek işleyişe geçilmiyor histolojide. Okey. Bunun bu nedir? Bu, budur. Şu, tamam. Yani yine bir şeyler söyleniyor. Yani karaciğerin hücresi, şu, yani bir hücreyi mikroskopta hepatosit, göstersek yani hepatosit olup olmadığını anlayabiliyorsun. Aynen, ok var şöyle bir tane, o mikroskopun oku. Birinin osteosit olup olmadığını anlayabiliyorsun. Aynen öyle. Evet, okay. Onlara bakıyorsun. Histolojide şöyle bir şey işleniyor ama, hani anatomide sınavından bahsetmedik bu arada. Sınav önemli değil mi sizce de? Bahsederiz, evet. Onu da anlatırız. Aynen. Histoloji sınavı beni gerçekten etkilemiştir. Yok, sınav anıları deyip geçeriz onları tekrar. Geçeriz, tamam. Histolojide hücreleri gördük. Genel olarak hücre bilimi demek istiyorum. Evet, işin gözle görülmeyen, mikroskopla incelenmesi gereken kısmı. Aynen. Aslında başka ders ne fizyoloji. Var? Sana iz bırakan. Fizyoloji. Evet. Yani fizyoloji... Ben hala ağlıyorum bu arada. Zor geçtim. Fizyoloji de verdin, 2 ile verdin değil mi? Verdim ama... Orada dersler ayrılıyor. Pato 1, pato 2, pato 3. Tabii. Fizyo 1, fizyo 2. Histo, histo tekti. Histo da 2, 1, 2. Kim o? Aynen. Ha pardon, bizde de 2'ydi ya. Histo 1, 2. Bizde dediğim ben 5 dönem atlattım şey içinde. Anatomi 2. Aynen. Doğru, 1 ve 2 ayrılıyor. Aynen. Devam. Fizyolojiye geldik. Fizyoloji gerçekten eğer hedeflerime ulaşıp akademisyen olabilirsem orada gerçekten şey yapabilir, akademisyenliğimi yapmak istediğim kürsü gerçekten. Fizyoloji ne anlamı? Fizyoloji tam yani ben düşündüğüm kadarıyla işleyişi görüyorum yani. Evet. Vücuttaki işleyişi. Hani aslında işin sanki böyle biraz daha hekimliği mühendisleri gibi. Gerçekten hani Ahmet hocamız var anatomide. Diyor ki hani bir iyi bir veteriner hekim olmak için fizyoloji ve biyokimya gibi iyi bilir. Anatomi, tamam. Histoloji bunlar halledilir. Aynen böyle diyor. Her ders der yani. Ama şöyle bir durum. Yani doğuma git, doğum hocası en önemlisi doğum der. Doğru. Biyokimyacıya git, biyokimyayı bilmeden anatomiyi bilsen ne olur der.
Anatomici ama fizyoloji biyokimya yapıyor. Anatomiye git. Ahmet Hoca var. Ahmet Çakır'a selamlar hocamıza. O en büyük abimiz. Gerçekten. Hani çok. Anatomi hocasına git. Anatomi hocası der ki anatomiyi bilmeden hekim olamazsın zaten falan filan. Bu hepsi için geçerlidir. Ama sonuç ne? Hepsi haklı. Doğru. Yani hepsi haklı. Kesinlikle. Ne diyebilirsin? Birkaç yani. Tanesi hali. Ben denk gelmedim hala okuduğum için diye. Devam. Fizyoloji genel işleyiş. Hala oturup fizyolojiyi verdim. Hala eve gidip. Dün eve gittim. Ben kitap aldım fizyolojiden. Dükün fizyolojisi. Aynen. Aldım. Oturuyorum. Sayfasını açıyorum. Hala çalışıyor. Ya öyle bir kitap ki dükün gerçekten. Fizyolojisi. Hakikaten hala düker durur. Gerçekten. Gerçekten çok. Klinikte var şu an. Hala hekimler bizim bakıyor. Türkçesi de var. İngilizcesi de var vesaire kitabın zaten. Öyle. Çok iyi. Gerçekten. Şimdi dersler böyle. Şimdi dersleri anlatmayla bitmiyor. Bitmiyor. Ama mesela şeyi de düşünelim. İş sadece tıpla da dönmüyor. Hani tamam. Mesela hayvan davranışları da var. Tabii. Yani, hayvan davranışlarında ne öğrendin? Hayvan davranışlarında. Ya hayvan davranışları hatırlamıyorum ki ya. Vallahi hatırlamıyorum hayvan davranışları. Ben söyleyeyim. Ha. Yani genel mesela üreme davranışları vardı. Agresyon davranışları vardı. Ürinasyonlar var. Hiyerarşik kuramlar var. Var mı öyle şey? Ondan sonra defekasyonlar var. Yani bunlar neler bu arada? İşeme, sıçma falan davranışları. Gerçekten hani bunları neye göre yaptıkları. Ondan sonra yani şey falan anlatılır. Şöyle düşünün. Şu an bizim için şu an sen bir ördek yum, ben sen bir ördek yumurtasını elimize baktığımızda algılamamızla algıladığımız şeyle bir ördeğin algıladığı şey bambaşka. Hani bunların duygularını nasıl ifade ediliyor? O anlaşılıyor, sonuçlandırılıyor. Ama burada da şu düşünülmesin. Hayvan davranışları deyince şey gibi algılanıyor hani kediler neden kuyruğunu sallar falan gibi şeyler yani çok yani. Basit düzeyde evet, yani. Ne diyebilirsin belki yani. Bir ders toplasan bir derste hepsi öğretilir o kısma öyle çok fazla girilmiyor vücut yani. Dilinde aslında vücut dilinde biraz vücut diye bir ders var mı? Var. Yasemin Hoca, Hakan Hoca. Ben de yoktu o. Çok istiyordum vücut yani dili o var. Zaman. Ben ilk dönem aldım. Gerçekten Yasemin Salgırlı. Aynen. Yasemin abla da. Yani evet. Gerçekten çok iyi anlattılar. Allah razı olsun. Yani zaten Yasemin Hoca fizyolojide. Aynen. Yasemin Hoca zaten fizyolojide de aynı şekilde böyle önemini gözler önüne seriyordu. Kesinlikle. Şimdi ders veriyorsa, bunun dersini veriyorsa muhteşem. Evet, yani seçmeli mi o? Seçmeli. İyi ki de seçmişim. Gerçekten çok büyük şeyler kattı bana. Yani mesela kulakların pozisyonu çok önemli yani. Evet. Yani o yani özellikle klinikte görüyorum. Mesela orada hocalar bana anlatıyordu. Hani klinikte şöyle olacak, böyle olacak. Gerçekten oluyor. Çünkü o an o hayvanın vücut dilini yorumlayamazsan, yani o an sana kızdı mı, şu an saldıracak mı? Vücut dilini sonuçta konuşabilen hayvanlar değiller. Mesela bazen teşhisler bile o vücut dilinden yapılıyor. Tabii. Değil ya mi? Görüyorsun işte şimdi evet. Klinik içerisinde hekimler şey noktasında hani iki ilaç var. A ve B ilacı. Hı hı. Lan bir ilaç enjeksiyon, bir ilaç şurup. Aslında şurup içirmek çok daha mantıklı olacak. Çocuk gidip gelmesi çok mantıksız. Strese girecek vesaire vesaire. Hekim onun mizacından anlıyor. Aynen, gidiyor bir de sahibiyle konuşuyor. Bu çocuğa şurup içirebilir misin? Hayır içiremeyiz diyorlar. Ya da hekim orada gerçekten anladıysa içirilemez bu çocuğa. Anladıysa o zaman ne oluyor? Olay A ilacı yerine B ilacına karar vermek zorunda kalıyorsun. Diyorsun ki gelsin enjeksiyonları yapılsın buna mecbur. Aynen. O yüzden aslında hayvan davranışlarının nereye oturduğu da yani tedavi sürecini bile değiştirdiği çok önemli. Hatta kesinlikle. Ki o dog fighter'lar vesaire gibi şeylerin de çıkış noktası aslında bu. Yani ben hayvanlarla büyüdüm. Orada bazı insanlara şey gibi geliyor böyle. Hayvanların tepesine biniyor falan gibi bir şey var. Sen zaten içeridesin. Görüyorsun ne yani olduğunu. Siz o kediyi tutmasanız o tedavi yürümez. Bu kadar basit. O kedinin evet. O anlık önemli olan şey o değil. Yani herkesler mi diyeyim? Herkes kolay ve acısız tabii ki onu tercih ediyor olabilirler ama hani önemli olan o kedinin sağlıklı bir şekilde yaşayabilir olması yani. Sakinleştirme diye bir seçenek de yok. Var burada ama burada mevzu hani var. Ama şuna gidiyor olay. Ya bu bir süreç istiyor. O süreç de şimdi zaten ikinci muayeneyi hazırlamamızın sebebi o süreci biraz daha hızlandırıp en azından 5 tane çocuk hırçınsa artık 4 çocuk hırçın olsun diyebilmek mesela. Evet, tamam. Ama şey giriyor devreye. Ya o çocuğun karakterini algıladığın an böyle kulaklar yatmış, gözler kocaman olmuş. Ya o çocuğu ya tutacaksın ya tutacaksın. Aynen, hani bir şey yok. Başka bir şansın yok çünkü o çocuk böyle aman yavrum diye elini attığın saniye zaten vın kaçma derdinde. Aynen. Hani
o kaçma adımını atacağını algılıyorsan, çünkü bazı çocuklarda da algılayamıyoruz. Gerçekten algılanmıyor ve şey oluyor hani, ya bir dokunsam mesela, bir Metin bana uysal davranıyor diyor. Gidiyor Metin mesela enseden yavaşça tutup göğsünü aynen alıyor falan. Görüyorsun işte. Evet. Mesela onda ben köşede duruyorum. Hani tutulması gerekmiyorsa hiç elimizi sürmüyoruz. Kimle arası iyiyse, kadınlarla arası iyiymiş. Sevgiyle sürülüyor. Aynen. Gibi gibi. Mesela bazı strateji yapıyor. Böyle sakin duruyor başta. Dün aynen mesela Metin Bey hani gayet sakin duruyordu, hiç problem yok. Bir anda hiçbir şey yokken saniye, ne bir ses oldu, ne bir şey oldu, ne canını açıp durup dururken tırnağı bir koydu şuradan. Metin Bey şurası ya. Yaradı mı? Haberini yapmayayım ondan. Evet, üstü falan kan oldu ya. Yani durup dururken yani tahmin edilemiyor yani. Tabii bazılarında gerçekten o tahmini yani istediğin kadar psikolojisine, davranışlarına vesairesine vakıf ol ki istediğiniz kadar dediğim biz de profesyonel değiliz. Ya yani davranış uzmanları değiliz. Kesinlikle. Orada bir Yasemin Hoca, ya şu an Yasemin Hoca'nın bildiklerini kafamda canlandırıyorum. Aramızda uçar şeyler var, dağlar var yani. Şimdi ezber mi anlamak mı demiştik? Ezber mi anlamak mı uygulamak başta mı? Anlatırken küçük küçük girdik zaten o konuya. Yani evet, ezber, yani şöyle düşünelim, o zaman biz konuştuğumuz dili başta ezberliyoruz ya. Bu burası iğrenç bir giriş oldu bence. Ben buradan girmiyorum. Yok, çok mantıklı. Öyle hala mi? Devam et bence. Ya annenizin mantığı nedir? Anne derken yani nasıl bir mantık kuruyorsun? Yani herkes ona anne anne dedirttirdiği için sen ezberliyorsun. Yani bir şeyleri ezberlemek zorundayız. Bence her lisans eğitiminde vardır bu yani. Bir mühendislik okurken ben hiçbir şey ezberlemiyorum diye bir şey var mı acaba? Hani ben imkansız. Mümkün değil. Ya sen yani şimdi bir yüzey dedin ki orada fasiya bilmem ne. Şimdi fasiya ya senin yüzey kavramında ki fasiya. Yüzey. Aynen. Yüzey eşittir fasiya. Ulan ortada eşittir var. Yani bunun aynen karşılığında bunu öğrenme mekanizması aynen yok. Sonrasında o ezber işine yaramaya bir başlıyor. Bir yerden sonra ezberledikten sonra belli başlı şeyler. Yani tamam ezber olamaz zaten bir şey. İmkansız. Hani belli başlı şeyleri öğrendikten sonra mesela bir omur şeyi verildiğinde, kemiği verildiğinde diyor ki sana prosesus çıkıntı demek. Tamam. Spinosus dikensi demek. Prosesus spinosus dikensi çıkıntı demek. Bunlardan hangisi dikensi çıkıntıdır diyor. Yukarıdaki. Artık bu artık mevzu mantığa geçiyor. Sen orada başka bir hayvanın kemiğini de görsen aynen anlayacaksın. Zaten en sonuna geleceğim. Bütün dersleri hayvanların hepsine farklı göre uygulanıyor. Ya bir de o durum var. Şimdi hani evet, bunları anlatıyorum tamam. Bir hayvan olsa zaten kolay yani. Yine zor ama ya yapılabilir. Şimdi neler öğreniyoruz saysana bir. Yani genel olarak bu domestic animals diyorlar. Hani bu şey. Evcil hayvanlar. Bu arada evcil hayvanlar sadece anatomik, fizyolojik, histolojik kısmı evcil hayvanlar. Yoksa hı-hı mesela davranış şeyinde, yine dersinde. Atı görüyorsun, eşek görüyorsun. Evcilin de dışına da çıkıyoruz. Filminde davranış. Zebra'nın davranışını da görüyoruz. Evet. Zebra'nın annesini tanımasının mekanizması yani vesairesi de öğretiyor. Benzer olsa da doğru. Ha. Aynen. Şimdi domestik hayvanlardan gidelim. Aynen. Bu yani en dar anlamıyla atlar. Equidae yani tek tırnaklılar. Hı hı. Ruminantlar. Yani, tek tırnaklılar kimler? Equidae'ler kimler? Equidae'ler at, eşek, katır, ne bileyim i̇şte başka ne? Zebra. Zebra olur aynen. Yani tek tırnak olanlar. Sonra? Ruminantlar, çift tırnaklılar. Geviş evet getirebilenler. Yani koyun olur, inek olur, ne bileyim geyik olur. Bunların hepsi ruminant. Yani evet, dört mideliler falan. Oralara girmeyelim. Karnivorlar, evet, etçiller, kediler, köpekler, çakallar, ne bileyim aslanlar. Hepsi karnivor. Ama biz burada kedi köpek görüyoruz. Ruminant olarak koyun, keçi, sığırları, equid olarak da genelde atları görüyoruz. Evet. Domuz. Bir tane de domuz görüyoruz. Omnivor olarak. Aynen hı-hı öyle. Şey. Ha bir de şey kanatlı. Kanatlıyı evet kanatlı da var. Doğru, yüzeysel var diyemeyiz. Aslında yüzeysel kısım domuz kısmı. Kanatlı anatomisi, kanatlı fizyolojisi bunlar. Domuzu görüyoruz. Niye görüyoruz? Ülkemizde yemiyoruz, içmiyoruz. Yani domuz vesaire. Benim bildiğim kadarıyla şöyle. Sonuçta Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi akredite bir veteriner fakültesidir. Yani nasıl desem Avrupa standartlarına uyan bir fakülte yani. Ya karşılığını vereyim. Avrupa'da aslında tam öyle değil de. Yani Avrupa'ya çıktığınız vakit veteriner hekimlik yapmak için sizin aldığınız diploma yeterli pozisyonda. Tam ona geliyordum aynen şimdi. Hani akredite demek bu demek ama bu olmuyor tam karşılığı aynen değil. Değil. Hani öyle olması temenni ediliyor. Yani böyle olması için sonuçta dünyadaki veteriner fakültelerinde domuz da görülüyor ki hı, dünyanın birçok yerinde. Ya amaç burada olabildiğince kolaylaştırmak. Çünkü aynen kalkıp şimdi düşünsene bir Avrupa'da bir ülke Almanya'ya gideceksin, veteriner hekimlik yapacaksın, bir şekilde bir fabrikada çalışacaksın. Lan fabrika sana diyor ki domuzu gördün mü? Şimdi görmedim deme şansın yok. Yok. Ama şöyle bir şans da yok. Ben hani fakültemize şunu da bindirmek istemem. Tamamen bir dünyaya ya da Avrupa'ya akreditasyon diye bir şey de olmaz. Şimdi mantıklı bir şey değil. İsviçre'ye gideceksin, İsviçre'nin sütü başka, entegre sistemleri başka, ineği başka.
kalkıp yani bunların hepsinin akreditasyonunu her yıl bir de hani 10 yıl önceki akreditasyonla şimdiki de bir değil. Bunun akreditasyonunu sağlamak gerçekten inanılmaz zor. Avrupa'da Avrupa ülkeler arasında akreditasyon sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Ama arada kültür uçurumları bizimki kadar değil. Yani sonuçta şimdi bir Almanya ile Hollanda arasındaki uçurum yani ne kadar büyük? Yani büyük değildir büyük ihtimalle. O yüzden şimdi Türkiye olarak biz bir Asya ülkesiyiz. Asya ülkesi genellikle olarak. Çoğunlukla. Şimdi kültür inanılmaz uçarı bir kültür. Bunu kalkıp akredite diyerek de gitmek mantıklı değil. Yani kültürlerimizin farklılığı eğitim yani eğitim işleyişimize de yansıyor doğal yediğimiz olarak. İçtiğimiz aynı. Aynen. Çünkü yani hani domuz yetiştiriciliği, domuz Türkiye'de çok kısıtlı yani yapamazsın. Tabii. Olmaz yani. O yüzden bizim genellikle bizim fakültemizden çıkan veteriner hekimler çoğunlukla Türkiye'de çalıştıkları için domuza hani hiç önem verilmiyor, asla gösterilmiyor, sınavlarımızda değil. Domuz çıkmıyor değil. Ama bir kedi değil, köpek ha, değil. Aynen öyle. İnek değil. Bak akreditasyonu nasıl test edeceğim şimdi? Domuz sesi nasıldır? Ya onu yapmayayım ya. Dur ki valla onu yapmam ya. Yok. Yapabiliyor musun? Yok yok yapamıyorum zaten de. Hayır. Biliyor musun? Anımsıyor musun domuzun sesini? Anlamsıyon da yapamam. Domuz şehre gittik ya. Ben şey, o gün anladım yapabildiğimi. Şey kazandaki çiftliğe gibi o kendi domuzları görünce. Bende hepsinin sesi var. Öyle çoğunun sesi var hani. Bir inek sesi yap desem sen nö dersin. Nö yani. Derim yani. O öyle değil bak. Gerçekten aynısı bu adam. Benim ses gelin. Gerçekten. Domuzu da ben domuz hayatımda domuzla mı karşılaştım? İstediği kadar akredite olsun. Ben kaçıncı sınıfta gitmişim şeye, domuzla görüşmeye. Domuzun sesini bir an böyle bir taklit etmeye çalıştım. Tak diye çıktı. Gerçekten şok. İçimizde var. Sonra bütün domuzlar tele yapıştı tabii. Kim lan bu diye. Şimdi bir dönemde kaç ders alıyorsun? Zorlu kolaylı hepsini kastediyoruz. Bir dönemde 11-12 ders alıyorum ortalama. Ortalama 11-12. En az aldığın ders sayısı şimdiye kadar kaç olmuş? Ben 16 hatırlamıyorum. Onun altında. Ha onun altında olduğunu hatırlamıyorum. 16 gibi oldu. Tamam. Evet 8-9 ders falan alınan bir dönem olması aynen, şansı aynen. Yok. Pek hatırlamıyorum ve çoğunluğunda zor dersler oluyor. Yani dersler genel olarak yani fakülteye gelecek olan, yeni başlamış olan insanlara tek diyebileceği fakültemiz zor bir fakülte. Çalışmanız gerekiyor yani. Ve çalışmanız gerekiyordan kastın. Düzenli çalışmanız bir de gerekiyor. Klinik içerisinde de şu an sen staj yapıyorsun. Hı-hı. O yüzden aslında yaptığını uygulayan, uygulamadan bile uygulayanların içerisinde yaşayabilen hı-hı. Bir sistemin içerisindesin. Kesinlikle. Şimdi o çalışmanın karşılığı sence orada ne olmalıymış? Yani ne kadar sık çalışmalıyız hı-hı. Vesaire. Kesinlikle hani böyle bizim Meri hocamız vardı. Ama oraya girmeyeceğim. Çünkü ne dediğini tam hatırlamıyorum. Yani. Allah var. Bir şey demişti. Çok da hoşuma gitmişti ama kusura bakmasın. Yani genellikle tek söylenen şey, hocalarımızın bize önerdiği şey haftalık ne işlendiyse öğrenin. Bu kadar. Haftalık tekrar. Yani her bu çok klasik olmuş, herkesin ağzına yuva yapmış bir cümle. Yani peki karşılığını buluyor musun bunu? Yani karşılığını buluyorum. Gerçekten birebir yani. Onu yapmasan olmuyor. Yapmak zorundasın evet. Yani. Yani öyle bir ben yatarak geçeyim bir şey olmaz, 50 ile geçeyim falan deyip olay puan değil, sınav değil, geçmek değil. Olay evet. Senin hekim olup olmama. Sen çalışırsan hekim oluyorsun, çalışmazsan olmuyorsun. Yani çok basit aslında. Yani kesin, bu değil mi? Geçmeyin yani dersi geçmeyelim. Dersler yani bazı derslerde hatta şöyle bir durum var. Ya bence öyle. 12 yıl devam etmemin bahanesini çıkartmış olayım kendi kendime. Bazı derslerde şöyle bir durum var. Yani yeterli çalışmadıysan histoloji. Mesela ben histolojiyi çalışarak geçmedim. Gerçek kısmını söylüyorum orada. Tamam. Misal değil gerçekten öyle. Histoloji ben nasıl geçtiğimi anlamıyorum. O histoloji miydi ya? Abi isim vermeden abi teşekkürler. Ondan sonra yani şu an mesela ben mikroskobide gerçekten millet mikroskobide açıyor şu hücre kısmı bu arada hücre inceleme. Hı-hı. Mesela bir parazitoloji kısmında iyiyimdir hani parazit preparatı hazırlama vesaire noktasında iyiyimdir. Ama bana getirsen ki şu kemik hücresi, şu karaciğer hücresi, şu hücresi falan deyip önüme koysan mesela ben o mikroskobide eminim 10 organdan 7'sini tanıyamam. Hı-hı. Niye? Çalışmadım. Aynen. Net karşılık. Sonra ne oluyor? Bir herhangi bir ortamda, bu hasta sahibin de olabilir, hı hı. Çalışma arkadaşın da olabilir ya da bir direkt araştırma da olabilir. Ulan bir şey okumaya başlıyorsun, işte sana o an ne anlatıyor? Patolojik durumunu anlatıyor. Tabii. O ulan ben normalini bilmiyorum ki. Tabii, aynen. Patolojisini nasıl anlayacak ha. Gibi. Bir biyopsi örneği geliyor, hiçbir söz aklın yok. Söz aklın yok. Ya artık o gün sen hekim değilsin. Aynen. Yani o konu hakkında, o hücre hakkında ya da o inceleme, o hasta hakkında sen hekim değilsin. Konu kapanmıştır direkt aynen. Yani böyle. Yani tabii ki bu çok
kesin bir şey oldu. Hani çok korkunç bir yargı oldu ama yani tabii ki bir hekim her şeye vakıf olamaz. Ama temelde bilmeli. Orada şu giriyor ama devreye. Şimdi mesela örnek veriyorum, histolojiyi konuştuk ama şimdi histoloji bizim yani veteriner doktorlar, veteriner kliniği için mesela kendi kliniğimiz için yapılası olası şeyler. Ama örnek veriyorum mesela bir rumen hastalıkları, büyükbaş hastalıkları, büyükbaşın midesine rumen denir. Rumen hastalıkları mesela. Lan ben şimdi hatırlamıyorum doğru düzgün ama o zamanda da ilgim olmadığı için hatırlamıyorum. Aslında yine bahanesi var olayın ama hatırlamam lazımdı. Yani o günde çalışmış olmam lazımdı. Ama şu an onu hatırlamıyor olmak beni hekim dışı bir şeye mi götürüyor? Hayır. Çünkü ben sığırla ilgili hiçbir tedavi uygulama gibi bir şansım bile yok. Doğru. Yani bir sığır gelse buraya, yani ben bilmiyorum diyebilirim. Ha, bu beni hekimlikten çıkartmaz yani. Ha, işte o yüzden aslında ilk başta hepsini gerçekten adam akıllı öğrenerek yola çıkmak gerekiyor. Aynen. İleride ne olacağı belli olmuyor. Senin belli oldu mu? Ne oldu? Ne olacağım? Ya valla benim isteğim doğrultusunda bir akademisyenlik var ama olur mu bilmiyorum yani biraz vallahi zor gibi duruyor. Nasip. Peki staj sana ne katıyor? Staj bana ne katıyor? Şimdi benim stajdan beklentilerim nelerdi? Evet, gelmeden önce ne bekliyordun buradan? Yani benim güzel bir genel şey olarak beklentilerim, yani genel olarak ben çalışan bir insan olduğum için o kitabı alıyorum, okuyorum. Oradan oraya yazıyorum, oradan kafama yazıyorum falan filan. Öğreniyorum teorik olarak. Ama hem okulumuzun genel ortamı hem de ne bileyim benim öyle bir çevrem olmaması dolayısıyla benim herhangi bir şekilde bu teorik bilgilerimi uygulayabileceğimden kastım şu yani. Uygulandığını görebileceğim bir ortamım kesinlikle olmadı. Tabii illa yapıyor olman gerekiyor. Aynen. Görmen. Uygulandığını göremiyordum yani. Hani, tabii ki videolar var, illaki bir şeyler var ama hani onun... Dokunamıyorum. Yani dokunamıyorum, kokusunu alamıyorum yani. Çok farklı gerçekten hani o. Siz de illaki görüyorsunuzdur şu an online eğitime gelen insanlar. O okula gitmekle bu monitöre bakmak çok 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 farklı. Kesinlikle. Yani teorik eğitimi alırken bile bu kadar fark varken ben bu kliniğe gelmemem gibi bir şey düşünülemez. O yüzden ben hani bunu fark ediyordum, bu ihtiyacım fark ediyordum. Çünkü benim bazı arkadaşlarım gidiyor. Yani böyle şeylere aşinalar. En azından aşinalar. Kulak doygunluğu var. Bende o yoktu. Benim ailemde hiçbir veteriner hekimlik, hiç ben duymamışım, görmemişim. Ben hiç veteriner hayatıma gitmedim yani. Neyse, böyle bir ihtiyaçtan dolayı sizin de YouTube kanalınızı gördüm. falan geldik. Şu an klinik bana gerçekten... Peki somutlaştıralım. Hı-hı. Fakültede öğrenmediğin... Ya burada ne mezunuz fakültede bir şey öğrenmiyor anlamında değil. Ne öğrendin? Fakültede, fakültenin dışında burada öğrendiğin şey ne? Yani şu neler? Ana kadar değilmiş. Evet. Sonradan öğrenecek olabilirim. Şu an bilmiyorum. Evet. Ama şu an bir hayvana nasıl yaklaşılması gerekildiği, hayvanın nasıl zapturapt edildiği, hayvanın mesela nasıl zapturapt edildiği, bir acil durumda nasıl davranılması gerektiği. Mesela acil durum geliyor, acil vaka geliyor. Bütün hava değişiyor. Yani bütün hava. O an Sercan Bey'in suratı, ne bileyim Metin Bey'in solunumu değişiyor yani. Gerçekten çok farklı oluyor her şey. Evet. Hani onu öğreniyorum ya. Hani ilk başta geldiğimde çok panikliyordum yani. Gerçekten çok büyük bir problem. Soğukkanlı olmayı öğrenmiş oldum. Aynen soğukkanlı olduğum. Bu karşılığı bu. Yani operasyona kanın ne olduğunu görüyorum ya. Kan. En basitinden kanın ne olduğunu biliyorum. Hani histolojide bin kere inceledim. Kan. Ha içini bakıyorsun. Bir damla alıyorsun. Şöyle lamın üzerine koyuyorsun. Şak tamam falan filan. Bitti gitti. Ha operasyonda. Aynen elime kan bulaşıyor. ne demek yani. Hayatımda kendi kanından başka kimsenin kanı bulaşmamış elime. Hani evet. Bu belki bazı insanlar için geçerli değildir ama ben hani çok bilmiyorum. Benim hiç öyle bir deneyimim olmadı açıkçası. Evet. Başka ne öğrendin? Ne öğrendim? Serum. Mesela bir serum nedir? Serumun içeriği nedir? İzotonik hep duyuyorum. İzotonik yani. İzotonik, evet. İzotonik. %9'luk su çözeltisi tamam. Ama o izotoniğin artık hangi durumlarda kullanıldığını, bazen hipertonik, bazen hipotonik, serumun nasıl hazırlandığı, ne bileyim. İlaçlar mesela yani ne bir derya ya. Böyle şeylerin prospektuslarını okuya okuya bitiremezsin yani. Mümkün değil. Biz hep onu diyoruz hani. Aynen. Tonay cebinde prospektüs olacak diyoruz. Aynen şu an yok. Bandağı vardı ama ya. Yemin ederim eve bıraktım. O kadar da hazırlanmıştım. Neyse mesela serumun ısıtıldığını duydum geçen. Serum ısıtılabilen bir şey. Bak geçen. Bu arada ne zamandır gelip gidiyorsun mesela? Ben 2,5 aydır. Yani mesela demek ki buradan ne çıkıyor? Her hayvanda serum ısıtılmıyor demek ki. Her durumda o cihaz var ama her gün kullanılan bir cihaz değil. Hani özel vakalarda serumun ısıtılması kesinlikle şart olduğu için kullanılıyor. Mesela yoğun bakım. Mesela yoğun bakım hep duyuyoruz. Evet. Yoğun bakımdaymış mesela. Şunun annesi, babaannesi yoğun bakımdaymış. Mesela hayvanların yoğun bakıma alınabildiğini görüyorum. Yoğun bakım ünitesi denen bir şey olduğunu görüyorum. Evet. Ne bileyim yoğun bakım ünitesi nemi, sıcaklığı ayarlayabildiğini görüyorum. Ya da ne bileyim mesela en basitinde operasyon tamam. Yani tabii ki operasyon yapmıyorum ama operasyon aletlerini
tanıyorum. Bir pens tanıyorum. Orada bütün aletler tolunaydan geçiyor. Aynen, ben temizliyorum bunları. Temizliği ve tolunay yapıyor. Ne işe yarıyor? Ne bileyim, bir hemostat mesela ne yapar? Mesela ismine, mesela isimden şey çıkarıyor. Mesela hemostat kan kesiyor. Mesela Sevgi Hanım diyor ki işte o overhysterektomi yaparken bu elindeki normal bir makas değil. Bu şu an yumuşak doku makası diyor. Ne farkı var? Ne farkı var hani? Uçları ona göre yapılmış ve yumuşak dokuda zarar vermeden ilerliyor. Yani bunların tek tek küçük küçük de olsa bir yap bozun parçaları birleşiyor kafamda yani. Bunun için çok çok büyük, bazı önümde çok büyük zaman var, eminim buna. Şu an her gün her saniye farklı bir şey öğreniyorum. Ya orada bir ilaç bile şu an klinik içerisinde kullanılan X ilacı. İsmi zaten sansürleyeceğimiz için söylemiyorum. X ilacı. O X ilacının şu an aç plampa en basit ilacı. Yani git orada biliyorsun en basit ilacın ne olduğunu. Hep onu söyleyip duruyor. Amoksisilin. Amoksisilin. Mesela amoksisilin yani. Ne mesela? Amoksisilin bir etken madde. Etken maddeyi ezberlemek zorundasın. Etken maddeyi ezberleyeceğin yerde farmakoloji, ama o farmakolojiyi uygulayacağın yerde klinik. Aynen. Otomatikman. Aslında burada öğrenmiyor değilsin. Aslında hepsini fakültede öğreniyorsun. Evet. Ama dokunmuyorsun. Ama uygulamaya geçmeden o kafana yerleşmiyor ki. Evet. Yani bu arada fakültede de 5. sınıfta tabii ki dokunuyorsun. Yani aslında. İnternet ben bilmiyorum ama. Ya şöyle hayal edin. Şu an Tolunay 6 kişilik ekibin içerisinde 1 kişi olarak dokunuyor. Şimdi sen fakültede. Evet, doğru. Ya bunun toplasan birkaç katı halinde oluyor fakültedeki hastanelerde. Tabii ki daha büyük çapta, daha fazla hasta. Bir ilacı 3 kişi çekiyor şöyle. Bir ilacı 3 kişi çekiyor. Yani şimdi o, ona da bir, bu ilacı neden böyle çekiyoruz diye soramıyorsun bir de karşındaki hocan yani. Aynen. Öyle bir durum var. Aynen. Tabii burada biz de bir şeyler yapmıyoruz da arada dövmemiz de lazım tabii. Evet, stajın önemini de aslında şey yapmış olduk. Bir de şey yapacağız zaten. Veteriner hekimlik stajyer gözüyle. Hı. O ayrı bir grup konuşacağız. Onu da başka bir videoya atarız. Yabancı dil var mı Tolunay? Yani yabancı dil şöyle var. Yok, sadece kendi dilim var. Yok, yabancı dil... Yani buna ne desem bilmiyorum şimdi, var mı yok mu diyeyim bilmiyorum. Ben şimdi Erasmus'a gidiyordum, sözde var. Hani. Evet. Yani. Şimdi yabancı dil bizde ne işe yarıyor klinikte? Bunu görüyorsun. Yabancı dil bizde şu işe yarıyor. İngilizce hastalığı yok. Literatür ve çoğu hekimlik kitapları İngilizce. Kaynaklarımız çoğunlukla İngilizce. Evet. Hani bir İngilizce bilmemek var, bir hiç bilmemek var. Hani o kitabı, o literatürü okuyup anlayabilecek kadar İngilizce bilmelisin yani. Benim İngilizcem şöyle, Ankara Üniversitesi'nden hazırlık okudum ben ilk dönem. Bitiremedik bazı durumlardan dolayı. Yani sınavına girdim, sözde B1 seviyesinde ve İngilizcem var. Peki şu an mesela bir ilacın prospektüsünü örnek veriyorum. İngilizce bir şekilde okuyabiliyor musun? Okuyabiliyorum. Bir hastalık, distemper. Hani çok basit, gençlik hastalığı, evet, köpek gençlik hastalığı. Aynen. Açık bir hani İngilizce akademik makale vesaire olmak zorunda değil. En azından İngilizcenin kuvvetli olduğunu, bilginin kuvvetli olduğunu düşündüğün sitelerden okuyabiliyor musun? Okuyabiliyorum. Şu an en azından senin seviyen için yeterli. Kesinlikle. Seviye. Çünkü ben gerçekten İngilizce önem verdim. Ankara Üniversitesi'nin yabancı dil kursu var, Tömer. Hı. Oraya 3-4 ay boyunca gittim. Ayrıca hazırlık okudum. Ayrıca ben lise ve ortaokul çağlarımda da İngilizceye önem veren bir insanım. Pek iyi değildim. Kesinlikle benim İngilizcem çok kötüdür. Hiç beceremem. Gerçekten hiç beceremem. Şimdi konuş deseniz mümkün değil. İki kelime demem. Bu bütün Türkler için geçerli. Aynen. Ama İngilizcemi geliştirmek için elimden gelen ne varsa yap. Yani bunun aslında önemi hakkında konuşuyoruz. Ve sonunda şeylerini aldım yani. Neredeyse Erasmus'a gidiyorduk pandemi olmasa. Litvanya'ya olmasa. Ama gidemedim. Evde kaldım. Ben de evde kaldım. Yani çok şükür gidememişim. Kliniğe geldim. Peki. Stajı yani başka bir konu olarak yine konuşacağız ama bu online olduğu için bu kısmı biraz hızlandırıyorum. Tamam. Çünkü online eğitim sürecinde stajın önemi çok daha çok, farklı çok bir pozisyona gidiyor. Aynen. Stajı öneriyor musun? Ya da staja gelen kişilere ya da gelecek kişilere ya da bir şekilde staj imkanını bulacak kişilere her neyse işte çok zor. Ne öneriyorsun? O staja gelindiğinde o kişi ne yapmalı? Birincisi stajı öneriyorum. İkincisi stajda ne öneriyorum? Evet. Büyük ihtimalle şu an bütün sağlık şeylerini bilmiyorum ama lisans öğrenimlerinin yani sağlık alanındaki lisans öğretimlerinin çoğunda staj gerçekten çok büyük öneme sahip. Tıpta da eminim öyledir. Ne bileyim bir fizyoterapide de eminim öyledir. Hemşirelikte de eminim öyledir yani. Veteriner hekimlikte de stajın gerçekten çok büyük bir önemi var. Ben eminim yani buna. Yani veteriner hekimlik yani veteriner fakültesine gelen öğrenci için staj kaçınılamaz. Evet, yani alacağımız ders staj önemli. İkinci sınıftan itibaren en azından haftada 1-2 gün kesinlikle gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki stajda neye dikkat etmeliyiz? Stajda... Ben senin başarılı bir stajyer olduğunu düşünerek bu soruyu soruyorum. Yani stajda bir kere staj yaptığınız yeri seçmelisiniz kesinlikle yani. Benim düşüncem o yönde. Çünkü mesleğe ilk adımınız gibi bir şey şu an. Mesleğe ilk adımın. Tabii, staj yapacağınız ilk yeri
seçmedisiniz. İlk yarı tabii. Gittiniz kötü. Hani ne yapabilirsin? Elinde olan bir şeydi ve hani değiştirmek senin elinde. Veteriner niye konuşamıyor? Staj yaparken neye dikkat edecek değil mi? Eğer iyi bir yer bulduğunuza inanıyorsanız gerçekten bence size öğretilen her şeye, öğretilmiyorsa bile her şeye aç olmalısınız. Öğrenmeye aç. Yani stajyer dediğin adam, ben öyle düşünüyorum, öğrenmeye aç olacak. Öğrenci gibi değil yani. Böyle öğrenmek için kapıda bekleyecek böyle. Tamam. Stajyerin karşısındaki kişi o hoca değil. Değil. Stajyerin karşısındaki tamam, adam öğrenene patron. Kadar soracak. Patron çok kötü davranıyor. Yani kendi çabalarıyla öğrenmeye çalışacak. Yani yine öğrenmeye çok aç olmalı. Patron git bok temizle diyor. Tamam, orada olmasın o zaman. Gitsin başka klinik mi? Orada ne olsun biliyor musun? Ben burada şimdi ben bir şey anlatmış olayım. Hı-hı. Çünkü ben hepsini yaptım. Aynen, çünkü ben şimdi bilmediğim için ama. Şimdi bu arada Tolunay yapmıyor doğru düzgün. Yani evet. Tolunay rahat stajyerlerde. Şimdi orada şöyle bir durum var. Nihayetinde bir kere patronla oturup konuşuyorsun şu an. Aynen değil mi? Ayaklarımı uzatmış. Siyasetçinin eyleminde şey vardı. Onu hiç unutmuyorum. İsimleri vermeyeceğim. Hani siyasi bir içerik konuşuyor olmamak adına. Özgürlük istiyoruz başbakanım diye yakasına yapışmıştı. Bir halktan biri başbakana. Başbakan mıydı o zaman hatırlamıyorum net. Özgürlük var oğlum. Olmazsa sen benim yakamı nasıl tutuyorsun demiştim. Yani haklı değil. Anlatabiliyor muyum? Şu özgürlüğü var adamın patronu da oturuyor zaten. Şimdi burada mevzu şu. Her ne şartta olursa olsun kesinlikle ve kesinlikle bilgiye odaklanmak zorundasın. Doğru. Yani dünyanın en büyük felsefecileri şu an bildiğin, şu an felsefeci yok artık dünyada da. Şu an senin bildiğin bütün felsefeciler nerede? Yani çoğu felsefeci kölelerden çıkma. Ya düşün, bir köleden daha kötü şartta mı çalışıyorsun sen? Anlatabiliyor muyum? Evet. O yüzden mevzu aslında patron, yani kalkıp burada bir istismarı söz etmiyorum. Hani bir kalkıp cinsel istismarı boyun bükecek halin yok. Bir şiddete boyun bükecek halin yok. Mevzu o değil. Tabii ki bu arada gerizekalı da yapmasın patronlar. Hani adam akıllı insanlarla davranın. O ayrı mevzu. Ben sadece öğrenci odaklı konuşuyorum. Stajyer odaklı. Gerçekten amacın ne olduğunu hiçbir sabah unutmadan gelmek gerekiyor. Çünkü dün yaşadığın azar sebebiyle azarlanmışsın stajyer olarak. Bugün sabah azar yemiş insan profiliyle girersen sen öğrenmeyi bırakmışsındır artık. Doğru. Ya bu azarlanmak, azarlanmış olmak, azarlanmaya susmak, bıdı 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 hepsi iyi bir şey mi? Değil. Kabul. Ama mevzu şu. Yahu karşılık bilgi. Yani alınması gereken şey bilgi. Bir de şöyle düşünüyorum ben. Veteriner hekimliği tabii ki bilginin çok büyük bir önemi var ama ben bir zanaat olduğunu da düşünüyorum. Tabii. Gerçekten hani nasıl usta çırak ilişkisi var. Veteriner hekimlikte de kesinlikle. Hani hekim stajyer ilişkisi olmalı yani. Ve kötüden de öğrenci. Tabii aynen. Onu öyle sen... yapmamam gerektiğini öğrenci. Ben şu an benim büyüklerim, ben yanında çalıştığım insanlar falan. Şimdi hepsinden iyi şeyler mi öğrendim? Yani. Hayır. Hasta sahibine öyle dedi. Lan ne kadar yanlış dedi. Evet. Hasta sahibinin bak yüzü asıldı. Bak hekimlikle alakası var mı şimdi? Evet. Hasta sahibiyle ilgili bir iletişim hakkında bir cümle kurmuş. O kötü bir cümle. Ha doğru, sen mezun olduğunda olamadık hani. Sen işte kliniğini açtığında vesaire çalıştığında sen hasta sahibine böyle bir cümle etmemelisin. deyip kötüyle iyi de kötüyle iyi de monte etmen gerekiyor kafana. Aynen öyle. Peki stajda şu an aslında senin yerine ben konuşmuş oldum bu konuyla alakalı. Evet. Çünkü dediğim gibi sen biraz daha şey rahat tarafta çalışıyorsun. Doğru. Yani ben Tolunay'a söylediğimi size de söylemiş olayım. Tolunay'a biz bu hakkı verdiğimiz için direkt söyleyebiliyorum. O hakkı siz söke söke alın. En iyi stajyer sohbet etme ortamından kaçıp kitap başına oturan, arazi olup telefondan bir şeyler araştırabilen stajyerdir. Yani bizim zaten tutumumuzu biliyorsun. Bizim klinik içerisinde hani çalışmayan stajyerin zaten 30 gün ömrü var. Son kullanma tarihi 30 gün. Hakikaten öyle yani. Sen burada telefonla oynuyor olsaydın, yani sana verebileceğim benim buradaki en değerli şey bilgiyse ekibiminle beraber, bilgiyse o bilgiyi ben niye sana vereyim o zaman? Daha başka hak eden adam varsa, yani telefonu kurcalayan adama bilgi verelim yolunda biz de gitmemek için çaba veriyoruz. Var mı stajla ilgili söyleyeceğim bir şey başka? Yok galiba da. Yani stajla ilgili. Bunu ekstra ayrıntılı bir staj konusu konuşalım. Tamam. Ama böyle şey yani şey konuşmak istiyorum çünkü hani staj yapan, yaptıran patron. Hı-hı. Çünkü stajyer deyince ne geliyor akla? Temizlik yapan, fotokopi çeker. Ya o konuda bir şey söyleyebilirim. Burada gerçekten hani Dorukgiller Veteriner Kliniği'nde insanlar benim öğrenmem için zamanlarını ayırıyorlar. Yani ben buna gerçekten çok şaşırıyorum. Kefilim diyorsun. Ya kefilim kesinlikle. Vallahi. Gerçekten ya yani. Hiç böyle abartısız bu yani. O an bir işi var.
soru soruyorum, işi bırakıyor, bana yöneliyor. Hani iş yaparken değil. Ben mesela buna çok dikkat ediyorum. Ben de hani genellikle bana bir şey sorulduğunda veya bana bir şey dendiğinde işimi bırakıp veya ona yönelip konuşmak hani benim için bir kuraldır yani. Ve gerçekten buradaki insanlar ben bir şey sorduğumda bırakıp bana yönelip ben doyana kadar o bilgiyi verip sonra işine devam ediyor. Hani ben de tabii gidip de olur olmadık yerde soru sormuyorum. Bazen oluyordur illaki ama. Çekmiyorum ya, çekme olursun da. Sakın ha. Gerçekten mi? Ne olursunuz? Vallahi boğazım ağrıdı. Çekmiyorum. Bir saatte yok. Muhtemelen bir son 10 dakikayı, 5-10 dakikayı çekmemiş. Ha iyi bari. Ay iyi. Aa yok, çekmiş. Ha iyi bari. Ha çekmiş ve çekmeye devam ediyor şu an. Korktuk diyor. Tamam. Şaka yaptı kameramıza. Tamam. Burada staj sürecim konusunda bunu kesinlikle söyleyebilirim yani. İnsanlar bana tamam. öğretmek için zamanlarını ayırıyorlar. Aynı sana buraya gelmeden önce söylediğim gibi aynı konuştum. Aynı söylediğiniz gibi. Aynen evet, öyle. Yani, direkt tamam. böyle oldu. Aferin. Çıkınca vereceğim paranı. Tamam. tamam. Şimdi gerçeklere dönebiliriz diye. Ben stajyerin reklamı aldılar. En iyi staj kliniği biziz falan. En zor staj kliniği de biziz ama onu söyleyebilirim. Toluday'ın staj başvurusunu, bu arada şu fanı açayım ben ya. Ses olacak biraz, kusura bakmayın da sıcak bastı buraya. Toluday'ın staj başvuru mailini okusanız yani anlarsınız zaten. Ben öyle bir veteriner hekim başvurusu almadım daha hala. Şu an muhtemelen 4 yıl içerisinde ben 500'ün üzerinde bir CV başvurusu almışımdır. Hani veteriner hekimliği, teknikerlik vesaire, sekreterlik. Tolunay'ınkinin üstüne daha çıkan olmuyor. Yok artık şemsinde. Şimdi şaka yapmıyorum. Şımar yapayım diye. Yok sen yine şımarla da. Hangi hayvanları öğreniyorsunuz demiştik, aynen. konuştuk. Aha. Tolunay bu arada neden müdahalede bulunmuyor kısmını ben açıklayayım. Çünkü Tolunay daha 4. sınıf dersleri en başta almadı. Burada şöyle bir konu var. Eline güven ve bilgisine güven olmadan herhangi bir hayvanın tedavisinde bulunma, el sürme vesaire hakkı yok. Yani bilgisine güven kısmı da şunu söyleyebilirim. Bu klinik içerisinde en az 1 yıl vakit geçirmiş olması lazım. Yani gerçekten tanımış olmanız lazım. Ben insanın. Şöyle bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Kim hani izleyenlerden kim gidip de beni stajyer ameliyat etsin diyor. Öğrensin. Öğrensin ya şuradan benim karnı açsın. Şuradan öğreniversin. Ne olacak? Güzel açıkladı adam. Hani kim der bunu ya? Kim diyebilir? 2,5 aydır staj yapan, 1,5 senesini okula gitmiş olan ve yarım dönem monitörden izlemiş olan dersi kişi kim? Hani böyle vücudunu teslim edebilir. Evet. Kimse teslim etmez. Bir haftadır kusan bir hayvana al tedavisi sende. Ya olur mu öyle şey? Öyle bir şey var mı? Hangi güzel. Meslekte? Hangi? Hiçbir şeyde öyle bir şey yok yani. Kesinlikle. Benim görmem gerekiyor. Başta benim ona... Deli gibi izlenmesi lazım çünkü fakülteden öğrendiği bilginin yanında ekstra öğrenmesi gereken kısmın, izlenmesi gereken kısmı ve uygulanması gereken kısmı var. Yani fakülte, yani veteriner hekimlik aslında benim gözümde üçe ayrılıyor. Teorik, bu fakülte, internü saymıyorum, ders kısmını sadece. Teorik, pire uygulama, yani uygulama öncesi ve uygulama. Çünkü uygulama, şimdi sen anatomiyi öğrendin. E tamam al neşteri. Ha. Öyle bir şey imkansız. Öyle bir dünya yok. Yani herhangi bir insanın, veteriner hekim olabilir, tıp hekimi de olabilir. Herhangi bir insanın asiste etmesi için bile, yani o damarı ya da o organı herhangi bir şekilde opera edecek hekimin yanında yardımcı olması için bile o operasyonu defalarca opere eden ve asiste edeni izlemiş olması lazım. Doğru. Çünkü en büyük sıkıntı şudur. Ben trafik kazası gibi, yani şoförlük gibi gördüm bunu. Sen hiç kaza yaptın mı? Yapmadım. Yapmadım. O zaman sen müthiş doktor değil, müthiş şoför değilsin. Kurtarmak demek olay, her hekim müthiş, hiç hata yapmamış, hiç komplikasyon yaşamamış, hiç elinde ne bileyim bir hastalıktan hayvan kaybetmemiş hekim iyi olamaz. Yani böyle bir şans olamaz, imkansız. Demek ki sen günde bir tane hayvana mı bakıyorsun, ne yapıyorsun hani? Aynen, illaki. Gibi bir durum var. Sen böyle evden işe gidiyorsun, geliyorsun, gibi bir araba kullanım oluyor. Bir de mesela şey de demek istemiyorum, stajyerde hiçbir şey yapmaz demek istemiyorum. Tabii ki hani. Yok bu net izlemen gereken kısım. İzlemem gereken. Sen şu an izlemen gereken. Ben çok yeniyim bir de. Hani evet. Onu da göz önünde bulundurmalılar. Yani, çok yeniyim yani. İşte. Bakın şunu açıklayabilirim. Ben yaşanmış tecrübemden yola çıkıyorum. Şimdi az önce nerede kesildi tam bilmiyoruz. Nerede kaldığımızı da hatırlamıyoruz. Hiç bilmiyorum. Tamam boşver. O zaman yeni bir soru hemen. Sana göre en zor ders neydi? Patoloji.
Ben'e göre de. Nedenini açıklayayım. Nedenini çünkü patoloji hani hasta olan bir dokuyu inceliyoruz. Öncelikle normal dokunun makroskopisini, mikroskopisini bilmeliyim. İşleyişini bilmeliyim. Orada patoloji hepsi. Aynen. Sonra baştan onun neyinin bozulduğunu, hani neyi bozuldu da bu? Anatomik olarak çünkü piyesi var. Aynen. Anatomisini bileceksin. Aynen. Mikroskopik olarak histolojiden getireceksin. Fizyolojiden de bozukluğunu getireceksin. Patofizyolojiye geçiyor ama yine de. Patolojiden geç. Patolojiden. Yine patoloji gerçekten hepsini... Aslında hepsinin toplaması hale geliyor. Gerçekten zor bir ders, güzel bir ders. Hocalarımız da elinden geldiğince zorlaştırmak için çaba veriyor yani zaten. Yani bana pek öyle olmadı online olduğu için. Neyse ben patoyu vermedim ben. Yok yani hocalarımız tabii ki pırlanta gibi insanlar. Gerçekten. Gerçekten. Kesinlikle. Yani bunu gerçekten şaka diye söylemiyorum. Çok değerli olanlar. Şakası diye de evet başımızdan eksik olmasınlar. Hepsini çok seviyoruz. Tamam ya bu kadar yeter mi? Yeter mi? Sonrakine de sonra şey ettiririz. Bu bir seri olacak. Videonun burasına kadar gelen tebrik ederiz. Bizim boğazımız ağrıdı. Evet. Sizin ağrımadı. Şöyle, bu bir seri olacak. Veteriner Hekim Olmak serisi. Bu serinin de devamında neler yapacağız onu da söyleyeyim. Veteriner Hekim Olmak öğrenci gözüyle. Veteriner Hekim Olmak kronik öğrenci gözüyle. Yani işin böyle biraz daha trikleri. Veteriner Hekim Olmak stajyer gözüyle anlatacak. Yani klinik içerisinde nasıl olmalıyı anlatacak başka bir videoda. Veteriner Hekim Olmak cerrahi yönüyle. Veteriner Hekim Olmak dahiliyeci yönüyle. Veteriner Hekim Olmak akademisyen yönüyle diyerek ben birkaç akademisyen arkadaşımla sizleri irtibata geçirmiş olacağım. Onlar konuşacaklar. Gibi gibi gibi. Yani veteriner hekim olmak isteyen, veteriner hekim olma yolunda şimdiden başlamış olan ve veteriner hekimliğin dünyasını merak eden insanlara tam olarak Dobida'nın amacını yapmış oluyoruz. Hepsini sunmak için çaba vermiş oluyorum. Bu kadar. Güzel. Teşekkür ediyoruz Tolga. Rica ediyoruz. Ben ve teşekkür ederim. Kanalımıza tekrar abone olmayı unutmuyoruz. Bu kadar çaba, emeğin karşılığını sizler veriyorsunuz zaten. Hem çocuklarımıza hem bizlere. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.